Tamam. Tamam çıkın. Evet, Arapça TV izleyicileri kusura bakmayın, bir aksaklık yaşadık. Onu gidermemiz bayağı bir zamanımızı aldı. Sayın Başkanım, sizden de özür dilerim. Hoş geldiniz, sefalar Hoş bulduk. getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Sadık Bey. Seda ile Bir akşamlar. 6 dakikalık fırtınamız oldu ama gerçekten malum bu elektronik aletler bazen böyle sürprizler yapabiliyorlar. Ama Evet. artık kalbimiz üzerinden devam edeceğiz inşallah, hatamızı telafi edeceğiz. Öncelikle İnşallah. hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim. Siz de iyisiniz inşallah. Hamdolsun başkanım, bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Çok çok sağ olun. Öncelikle tabii şunu da eklemek istiyorum. Kanalımız hayırlı olsun. Kanalımız diyorum. Gurbetteki ya da ulaşmak isteyenlere de ulaşmak isteyen de bir kolaylık sağlamış oluyorsunuz. Bu arada yerelde de siyasetçiler olsun, farklı alanda girişimciler olsun, bunlara da fırsat veriyorsunuz. Hayırlı olsun tekrardan diliyorum. Başarılar diliyorum. Çok İnşallah bir teşekkür ederim. sahip çıkar bu kanala. Güzel bir başarı elde edersiniz. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Açıkçası biz Arapçılar olarak her alanda kendimizi gösteriyoruz. Bu, fakat sosyal medya alanında birazcık geride kaldığımızı düşünüyorduk. O yüzden biz de katılmayı planlıyorduk yani. Bu yönde de çalışmalarımız vardı. Kısmet bugün oldu. Açıkçası beklediğimizden çok daha büyük bir ilgiyle karşılaştık gerçekten. Yani kanal açıldı daha çok kısa bir süre oldu ama aşağı yukarı 500 takipçiye yaklaşmak üzereyiz. 400'ü geçtik. Ve bizim de şöyle, normalde sosyal medyada böyle parasını verdiğiniz zaman size Kuzey Kore'den tutun da işte Güney Afrika'ya kadar her ülkeden takipçi bulabiliyorlar. Tabii onlar hiç alakasız ve işte hani sosyal medya jargonuyla fake izleyiciler. Ama bizdekilerin tamamı gerçek izleyiciler. Ve yelpazemiz de geniş, yorumlarda da yani görebilirsiniz. Eleştiriler de alıyoruz. Farklı siyasi görüşten insanların da görüşlerini alıyoruz ve biz yorum silmiyoruz. Tabii yayınımıza katılan ve yorum yazması yasak olan sadece bir grup var. O da şu: vatan, millet ve insanların dini hassasiyetlerini göz ardı edenleri kesinlikle kanalımıza almıyoruz. Onların yazdıkları, yazacakları her şeyi de emniyette paylaşacağız. Bunun da taahhüdünü veriyoruz. Açıkçası bizim ilk canlı yayınımız Saadet Partisi ilçe başkanımız Selim Metin Bey ile olmuştu. Siz bizim ikinci konuğumuzsunuz. Bizim aslında arka planda çalışmalarımız devam ediyor. Farklı siyasi partilerin de hem ilçe başkanları hem de şu aday adaylığı süreci bir geçerse, olay biraz daha aday seviyesine gelince inşallah adaylarımızı da konuk edeceğiz. Şimdi öncelikle ben arzu ederseniz sizden çok kısa bir bahsedeyim ama ben açıkçası kendinizi tanıtmanızı, yani sizin ağzınızdan sizi tanıtmanızı isteyeceğim. Erol Afşaroğlu, Deva Partisi Arapkir ilçe başkanımız. Aynı zamanda kendisi Arapkir'in tarımında da, tarım alanındaki faaliyetlerinde de isminden söz ettiren bir kişilik. Şimdi ben Erol Afşaroğlu'nu kendisinden dinlemek istiyorum. Efendim, kendinizden bahseder misiniz Sayın Başkanım? Erol Avşaroğlu, ben Arapkil doğumluyum. Tabii geri kalan hayatım İstanbul'da geçti ama 2015 yılında 2015 yılından sonra Arapkil hayatımda başlıyor. Daha derin bir şekilde başlıyor. 2015 yılında Arapkil'e tamamen İstanbul'dan bir geri dönüş kararı aldık ve burada organik solucan gübresi üretim tesisi kurduk. Bu arada halen tesisimiz devam ediyor. Organik solucan gübresi üretiyoruz. Aynı zamanda zirai ilaç, zirai gübre alanında da merkezde bir dükkanımız var. Bu şekilde 2015 yılından bu yana hayvancılık alanda, yurt dışında hayvancılık alanda da Macaristan'da, Almanya'da vesaire gibi ülkelerden hayvan getirip burada millileştirip Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de satışını da yaptık pandemi öncesi. Şu anda Arapkir'de ticari hayatımız devam ediyor ve son zamanda da Arapkir'e bir katkımız olsun. Hem siyasi anlamda da bir katkımız olsun. Arapkir'in belli sorunlarını, belli sıkıntılarını bir siyasi parti çerçevesinde böyle bir platformda daha güçlü getirebiliriz diye, sorunlarını daha güçlü ifade edebiliriz diye siyasete atılmaya karar verdik ve Deva Partisi ilçe başkanlığını yürütüyorum. Şu anlık çalışmalarımız böyle devam ediyor. Şimdi başkanım, çok önemli bir insan olduğunuz için açıkçası ben nereden başlayacağım da bir türlü karar veremiyorum. Yani önce Arapkir'in tarımından mı bahsedelim yoksa Arapkir siyasetine mi girelim? Nasıl bir yol izlememizi Yani isterseniz? aslında
Fark etmez ama ikisi de biraz daha küçük yerlerde, böyle ilçelerde aslında birbiriyle bağlantılı şeyler, dediğimiz şeyler. Doğru söylüyorsunuz. O zaman Yani şöyle yapalım. Biz tarımdan başlayıp siyasete doğru bir geçiş süreci işleyelim isterseniz. tabii ki. Öncelikle şimdi Arapgir tarımında siz aynı zamanda esnafsınız. Bir Evet. işletmeniz var. Evet. Arapgir tarımını siz işin içindeki ve teknik tarafında bilen birisi olarak hem çiftçilerimizi hem de Arapgir'in tarım sektörünün genelini nasıl görüyorsunuz? Bunu bize bir kendi gözünüzle açıklar mısınız? Şimdi coğrafya anlamda baktığımız zaman zor bir arazideyiz. Zor bir bölgedeyiz. Burada böyle çok endüstriyel bir tarımı belli bölgelerde bekleyebiliriz. Ova kısmı olan Deregezen Ovası diye adlandırdığımız o havzada orada endüstriyel bir tarım elde edilebilirdi aslında şimdiye kadar. Bu bir eksiklik aslında. Yani bu alan Arapgir'in ekonomisine ciddi katkı sağlayabilirdi. Bir diğer yandan iki yönlü değerlendireceğimiz için bir diğer yanda bu diğer taraftan Kemaliye bölgesine dediğimiz bölgelerde Kemaliye yakın olan bölgelerdeki dağlık alan, engebeli arazi ve orada da bağcılık biraz da ön planda. Ama aslında yani ikisini de değerlendirmek gerekirse hak ettiği yerde değil maalesef. Neler yapılmalıydı? Tabii Hak ettiği yere gelmesi için. şöyle mesela biz belki son 15 yılın verilerini aldığınız zaman tarım verilerini bugün üzümde rekor tenin düştüğünü görürsünüz. Üzüm bağlarında üretimin düştüğünü görürsünüz. Bağların söküldüğünü görürsünüz. Ve söküldüğü kadar yerine dikilmediğini de görürsünüz. Bu aslında ciddi bir sorun. Bu ciddi bir sorun. Bununla alakalı da son zamanlarda biraz daha önce pazar sorunu. Pazar gelmiyordu ama şu anda pazar problemi de yok. Yani Arapgir'de üretilen üzümle alakalı bir pazar sorunu yok. Ama üretim noktasında sıkıntılarımız var. Daha fazla üretemiyoruz ve aynı zamanda dünyadaki olan bir sorundan da bahsedebiliriz. Yani dünyada bir sorun var. Nasıl? Bu Türkiye'de değil sadece. Üretim yaşı, çiftçi yaşı yaklaşık 55 ortalaması. Of, Bugün 55. tabii ki şu anda bugün bir Macaristan'a da gitsin. O bölgeleri de bulunduğum için söylüyorum. Macaristan'a da gitseniz yaş ortalaması %55. Gençler üretim yerine Hollanda'ya, Amsterdam'a gidiyor vesaire gibi. Bu Türkiye'de de aynı şey geçerli. Türkiye'de de insanlar, gençler kırsalda durmuyor. Bu son sosyal medyanın çıkmasıyla da beraber durmadığı gibi de burada üretim azalıyor. Aynı zamanda ben bunu her yerde de söylüyorum. Aslında Arapgir için, Arapgir özelinde de konuşmak gerekirse bugün bağcılık bir kültür. Evet. Kesinlikle. Yani şöyle bir insan gidip bir badem dikebilir, bir kayısı yapabilir. Yani internetten bakabilir, okuyabilir. Herkes buna elverişlidir. Çünkü genetiğinde her insanın toprakla bir uğraşı vardır. Bir yatkınlığı da çok nadirdir. Ama bağcılığı herkes yapamaz. Ve bu bence Arapgir'e verilmiş bir miras. Bunun farkına varmak gerek. Efendim, yani bu konuda çok haklısınız. Çünkü Arapgir'in tarihini incelediğimiz zaman ta Roma'dan itibaren ve belki daha da eski çağlardan bu yana. Bu arada Evet. Vahap Ahmet tanıştırayım. Kendisi sürekli ekrana girmenin neresinde kusura bakmayın. Evet. Tamam, siz. Şimdi Arapgir'in tarihine baktığımız zaman bağcılık her zamanında var. Yani Roma'dan tutun da Osmanlı dönemine kadar, hatta son döneme kadar var. Bir dönemine baktığımız zaman özellikle üzümün işlenmesi alanında farklı sektörler de vardı. Hani ben şimdi canlı yayında pek sektörel isim bahsetmek istemiyorum ama fakat şunu biliyoruz. Arapgir'in üzümü gerek köhne üzüm olsun, gerek işte hatun parmağından kızılatıma kadar her çeşidinde bir dediğiniz gibi pazar kıtlığı yok. Yani bir minibüsün arkasını doldurup İstanbul'a götürdüğünüz zaman, Ankara'ya getirdiğiniz zaman rahatlıkla satabiliyorsunuz. Fakat ne yazık ki Arapgir'de bağcılık oldukça geri planda kalıyor. Yani ki üzümün işlediğiniz zaman işlenmiş mamullerinde de çeşitlilik var. Yani işte şırası var, pekmezi var, sirkesi var. Fakat ne yazık ki bu alan geride kalıyor. Ya peki sizce Arapgir'de hani tabii ki birçok farklı sektör var. Tarımda da çok farklı sektörler var. Eyvallah. Ama Arapgir'deki üzümün biraz daha gündeme getirilebilmesi için sizce neler yapılabilir? Yani öncelikle üretmemiz gerekiyor.
Şimdi birinci konu bu aslında. Şu anda üretim noktasında bence yetenekli değiliz. Yani böyle gözle görülür, ciddi anlamda ses getirecek ürün yok ortada. Ama yine de üretim var bu noktada. Şimdi coğrafya almış bir ürün. Bizim Evet. çok değerli aslında şöyle konuya baktığımız zaman elimizdeki argüman çok zengin. Yani bizdeki şu an çeşitliliklere baktığımız zaman işte köhne Evet. olsun, bugün işte karaoğlan diye bir üzümümüz var. Son Evet. dönemde yani çok büyük bir firmanın madalya aldığı bir üzüm. Ve ciddi de talep olan bir üzüm. Evet. Hastalıklara bir üzüm. Kara menişük var yine. Belki Fransa'nın bu kadar belli sektörde gündeme gelmesindeki üzüm kalitesinin atası diyebiliriz yani. Çünkü Allah Allah. kesinlikle çünkü bugün dünyanın en eski üretim noktası Elazığ bölgesi. Yani bizim bu Arapkil ve Elazığ Elazığ. havzası. Üzümde biz tarihte en eski üretimi yapıyoruz. Ve bizim türlerimiz dünyadaki türlerin akrabaları, belki ataları diyebiliriz. Bugün kara menşük diye bir türümüz var. Kara menşük Evet. türü. Bence çok önemsenmesi gereken bir tür. Çok değerlendirilmesi gereken bir tür. Ve pazar sorunu olmayan bir tür. Mesela bunu biz gündeme getiremiyoruz. Çok daha böyle yani atamıyoruz. Könhüyle öne alıyoruz ama daha yani onun kadar değerli 3-4 tane daha türümüz var. 17 tane türe de çıkabiliyoruz bu noktada. Üzüm. 17. Evet, 17 tane de iyi türlere çıkabiliyoruz. Ama bu 2-3 tür gerçekten kendini de kanıtlamış türler. Bir, mesela dediğim türde hakikaten çok başarı elde eden türler. Aynı Anladım. zamanda kolaylı olan türler. Yani hastalıklara bağışıklığı çok güçlü. Çok Bugün güçlü. tabii üretimde artık tarımsal üretimde şunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani her ne olursa olsun öncelikle şuna bakılıyor. Hastalıklara ne kadar dayanıklı? Yani bir diktiğimiz zaman diktikten sonraki minare kasalara nasıl getirebiliyoruz? Ne kadar maliyetle getirebiliyoruz? Ne kadar kolaylıkla getirebiliyoruz? Bunların Bunlar da hepsi. üretim maliyetinde aslında hesaplanması gereken şeyler. Peki Burada başkanım, ben yani eğer müsaade ederseniz biraz da bu solucan gübresi konusunda değindikten sonra siyasete girmek istiyorum. tabii tarım çok geniş bir dilerseniz daha ileriki dönemlerde daha geniş bir şekilde ele alabiliriz. Çünkü ama Arap Mutlaka, mutlaka ele alalım. ayrı bir başlıkta ele alınması gereken bir şey. Kesinlikle, kesinlikle. Solucan gübresini Arapçil'de bildiğim kadarıyla üretiyorsunuz. Biz hatta çok önceleri bir ziyaretinizde yapmıştık tesisin. Bu yani solucan gübresini Arapçil'de üretmek nereden aklınıza geldi? Bu sürecin bir hikayesi var mıdır? Tabii tabii bunun bir hikayesi var. Biz ilk kendi köyümüzde üretmeye başladık biz bunu. Yani üretmeye başladık. Bir adım attık öyle üretiliyor mu, olabiliyor mu diye. İlk başta böyle başlamıştık işe. Daha sonraki süreçte işin büyüdüğünü gördük. Bu noktada hakkını vermek gerekiyor. Biz Arapki'de gelip işte bir kendi yerimizde bir tesis kurmayı planlarken Evet. O zaman da belediye başkanıydı. Haluk Cömertoğlu ile karşılaştık. Haluk Cömertoğlu bu işin güzel özel bir iş olduğunu, Arap önemli bir iş olduğunu söylemişti. Ve siz bunu bence Arapkir'e kurmanız daha mantıklı olacağını söylemişti. Çok güzel bir fikirdi. İlçe merkezini söylemişti Arap girderken, değil mi? Yani bunu ilçe merkezinde kurarsanız sizin için de bizim için de daha iyi olacağını düşünüyorum demişti. Bu konuda da bize destek verdi sağ olsun. O süreçte tabii biz bir yıl bir gecikmeli bir şekilde işe başladık. Ve 2018 yılında biz faaliyete girdik. 2015, 2018. 2018 yılında yavaş yavaş faaliyete girdik. Tabii çok zor bir süreç oldu. Yani bunu kısa özetlersek ama çok zor bir süreç oldu. Bu süreçte yerin tahsisi olsun, elektriğin tahsisi olsun birçok alanda çok sıkıntılar yaşadık ama bu konuda yerel yönetime de teşekkür etmek gerekiyor, hakkını vermek gerekiyor. Bize bu konuda destek oldular, bize yardımcı oldular. Ve biz bunu Arapkir'e kurduk. Ve biz de yılmadık yani sonuç itibariyle burada o süreçte il tarıma bir proje yapmıştık. O zaman solucan gübresini kimse bilmiyor. Evet. İl tarım proje yapmıştık. İl tarım projemizi bir yıl değerlendikten sonra reddetmişti. Hatta o Eyvah zaman eyvah. evet komisyondaki bir vatandaş bana şey demişti yani o bizim projemizi değerlendiren komisyondaki bir vatandaş şöyle demişti bana ya siz bu solucanı böyle kesiyorsunuz mu nasıl yapıyorsunuz gibi.
Yani sektörle çok bilgisi olmayan bir arkadaş bizi reddetmişti o süreçte. Öyle bir durum olmuştu. Yani projeyi inceleyen heyetin fikir hakkında bilgi olmaması da çok trajikomik bir olay. Şaşırmıştım yani. Tabii orada bir yıl kaybımız oldu. Bizim projemiz reddedildi. Evet. Daha komplike proje işine açıkçası. Projemiz reddedildi. Biz o zaman kendi imkanlarımıza başladık ve kendi imkanlarımıza yaptık. Ve şu anda o süreç dediğim gibi bakanlık süreci bir de Türkiye'de organik üretim çok desteklenmiyor. Yani destekleniyor görünse de desteklenmiyor işin açıkçası. Oturmamış bir iş, bilinmiyor. Türkiye'de çok yeni bir iş. İşin biz başladığımızda bakanlık el attı. Bakanlık bir standartta oturtmaya çalıştı ve o süreçte yurt dışından işte belli modeller alındı. Belli modellerden Türkiye bir model oturtmaya başladı. O süreçte biz 3-4 kere bir sistem değiştirdik ama sonuç itibariyle şu anda Türkiye'de sayılı bir tesisiz üretim anlamında bakanlık onaylı tam Avrupa standartlarına uygun bir şekilde üretim yapıyoruz. Belki kapasitemiz çok büyük değil. Kapasitemiz çok yüksek değil ama standartlarımız gayet iyi. Ve önemli şu, sürdürülebilir bence bu Türkiye için de çok önemli bir şey. Arap dil için de çok çok önemli olan bir şey. Bir şeyin Evet. sürdürülebilir Çok. olması. Yani biz Yıllık üretim kapasiteniz hakkında bir sayısal veri var mı yüz elinizde ton başkanım? kapasitemiz var bizim. 100 Ne ton kadar? kapasite, 100 ton 100 kapasite, ton. 100 ton Maşallah. kapasite. Evet. Standartlarımız dediğimiz gibi tamamen istenilen standartlarda. Bakanlığı, Tarım Bakanlığı'nın istediği standartlarda üretim yapıyoruz. Ve bu süreçte de halen sürdürebiliriz. Çünkü bizim sektörde bu işe başlayıp da çok ciddi rakamlar harcayıp ciddi Evet. tesisler kapatanlar da oldu. Her sektörde olduğu gibi. Ama biz şu anda bu bölgede ayaktayız ve buradan şu anda kendi çevremize, kendi bölgemize ürün veriyoruz. Artık insanlar da alıştı, ürün olmaya başladılar yani. Yani merdiven altı bir tesis olmamanız, tamamen sertifika alıp belgeli bulgulu olmanız çok büyük bir avantaj. Kesinlikle bu Arapkil için de bir marka aslında. Evet. Yani ben Kesinlikle. çünkü bizim standartlarımızda olan bir tesis Malatya merkezde yok, Elazığ'da yok, Erzincan'da yok. Aslında tek Arapkil'de. Bu noktada Yani bir farkındalığımız var, bir ayrıcalığımız var diyebiliriz. mutlaka olmuş hakikaten olmuş bir ben de Arap Birliği olarak gurur duydum açıkçası. Teşekkür ederim, sağ olun. Peki başkanım şimdi gelelim sadede. Evet. Siyaset kazanı kaynıyor. Yerel seçimlere 100 günden az kaldı diye hatırlıyorum. Bilmiyorum yanlışım varsa lütfen düzeltin. Aşağı yukarı. Şimdi Deva Partisi olarak neler yapıyorsunuz? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Adayınız var mı? Yoksa birini destekleyecek misiniz? Ulusal gündemde malumunuz faizler zıpladı gidiyor. Filistin meselesi var. Gündem çok meşgul eden bir durum. Bunlarla alakalı da ben açıkçası Deva Partisi Arapil İlçe Teşkilatı olarak neler yaptığınızı, neler düşündüğünüzü sadece ben değil bütün Arapil TV izleyicileri merak ediyor. Dinlemek isteriz. Tabii şimdi ben bu konuya şöyle biraz daha böyle geriye dönük başlayayım isterseniz. Şimdi Olur. biz daha çok Arapkil'de teşkilatlanmamız ve iyi bir teşkilatımız da var Arapkil'de aynı zamanda. Nitelikli bir teşkilatımız var. Herkes kendi alanda iyi ve konulara hakim bir teşkilatımız var. Biz tabii Arapkil'de siyasete başlarken Arapkil'de öncelikle yerelde siyaset yapıyoruz aslında. Genelde siyaset yapanlar belli zaten bizim genel başkanımız var, vesaire gibi. Biz Arapkil'deki sorunları dile getirmek istiyoruz. Arapkil'de en büyük sorun bu. Arapkil'deki en büyük problem sorunlar dile getirilmiyor. Sorun Maalesef. ifade edilmiyor. Yani sorunlar kapatılarak böyle bir yere gidildiği düşünülüyor ama sorunları ortaya koymazsak yani hastalığı teşhis etmezsek çözüm bulamayız. Tedavisini de yapamayız. Dolayısıyla biz geriye dönük mesela Arapkil'de 2 sene önce çok ciddi bir sorun vardı. Ve bu depremden önce bizim en çok korktuğumuz bir göç sorunuydu. Eğitim göç. Eğitim göçü maalesef Arapkirli hemşehrilerimiz Arapkirliler eğitime çok önem veriyor. Kesinlikle. Arapkir'de çocukların eğitimi için eğer Malatya gitmesi gerekiyorsa gidiyor. Ve bu süreçte çok önemli bir göç yani bir eğitim göçü oluyor. Onun da getirdiği insanlar bağından, bahçesinden, geleneğinden, göreneğinden ve akrabalarından uzak kalmış oluyor. Bu bizim için bir kayıp, ciddi bir kan kaybı. Evet. Özellikle daha böyle köşede kalmış bir ilçe olarak baktığımız zaman
her yere ciddi anlamda uzak bir il kadar uzak bir ilçe olduğumuz için de Kesin. bizim göç vermemiz gerekiyor. Kendi içimizde kendimizi tutmamız gerekiyor. Kendi içimizde sorunlarımızı çözüp o bu demeden sorunları çözmemiz gerekiyor. O süreçte biz bu konuyu gündeme getirmemiz ve konuya herkesin sahip çıkmasını istemiştik. Sağ olsun herkes de sahip çıktı ve 1,5 yılın mücadelenin sonunda bu sorunu çözdük. Ve ben orada şunu gördüm. Ve siyasete girmemizin en büyük sebebi de buydu. Biz burada sorunu kendimiz çözmesek bile sorunu çözmeye en azından bir yol oluşturalım. Sorun çözülsün. Ya Evet. da işte burada bir pay sahibi olalım. Ya da insanları burada pay sahibi yapalım. Sorun çözmede. Arap Dil'e katkı sağlayalım diye. Şimdi bizim kendi buradaki teşkilatımızın zaten misyonu da vizyonu da bu şekilde. Şimdi geldiğimiz zaman şu anki belediye seçimleri de yaklaşıyor. Evet. Şu anki belediye seçimleri de yaklaşıyor. Tabii adaylar tam belli değil. Adaylar tam belli Evet. değil. Evet. Bekliyoruz. Biz de bekliyoruz. Yalnız tabii benim hayret ettiğim bir konu var. Biraz daha Arapki'de bazı projelerin artık yarışması gerekiyor. Yani altı dolu vaatlerin, sorunların dile getirilip ve sorunların çözümleri de ifade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Yani ya ama Ben çok kısa bir araya gireyim başkanım. Açıkçası adaylarımız belli olmadığı için, yani şu andaki bütün partilerde aday aday statüsünde oldukları için çoğu aday adayını canlı yayına da alamıyoruz. Ben açıkçası onların da projelerini çok merak ediyorum yani. kesinlikle ben de merak ediyorum. İnşallah hakikaten iyi projeler vardır. Yani İnşallah. bunu söylerken de aday sonuçta aday arkadaşlar, adaylar şu anda ve onlar aday olacaklar. Ve bu kim olursa olsun Arapkir yönetecek biri olacak. Bu bizim başkanımız olacak. Arapkir'i temsil edecek bir yüz olacak. Ve burada en azından bazen demeyeyim de artık bir ezberin bozulup projelerin biraz yarışması gerekiyor. Biraz daha projelerin vaatlerin altı doldurulup ve bunları taahhüt edilmesi gerekiyor. Artık bu moda geçilmesi kanaatindeyim, umudundayım. İnşallah olur. İnşallah. Bu arada izleyicilerimizden Mehmet İlgi Beyefendi sizi belediye başkanı olarak görmek istediğini yazmış yoruma. Ne düşünüyorsunuz Mehmet Bey'e bir cevap vermek gerekir bence. Evet, yani ileride inşallah diyelim. İnşallah. İnşallah. Hizmetse yaparız inşallah ama ileride şu an değil. Peki başkanım, sizce Arapkir'in yerel belediyecilik anlayış anlamında şu anda önündeki en büyük sorunlar nelerdir? Şimdi ilçe şöyle, aslında zor bir ilçedeyiz. Yani biraz da kitabın ortasında konuşmak gerektiğini düşünüyorum. İlçenin yazın bir sulama sorunu var, ayrı bir iş. Kışın karla mücadele sorunu var. Yani bu ilçede belediyecilik kolay bir iş değil. Değil. Mevsimsellik zor, evet. Hem coğrafi açıdan işte mahallelerin, engebeli arazinin mahallelerin vesaire gibi. Ama belediye işte önemli olan temel konular. Temel konular dediğimiz yol. Evet. İşte doğalgaz, bu arada Arapça'ya hayırlı olsun, doğalgaz geldi. Şu an yeni yeni başladı. Evet. Yol bir sorun. Yani bir ulaşım halen çözülmüş değil. Köylerde halen su problemi, köylerdeki su problemi halen çözülmüş değil. Evet. Aslında 2023 Türkiye'sinde yani bunlar konuşulmaması gereken şeyler. Kesinlikle. Kanalizasyon keza aynı şekilde. Evet. Bazı köylerin asfaltı yok. Bazı yerlere yapılan park yataşları söküldü. Ya dediğiniz gibi bunlar 2023 Türkiye'sinin konuşulması gereken yerel sorunlar olmamalı. Yani kesinlikle özellikle Arapkir merkezde birçok mahallede sorunlar var. Ha, bu da neden kaynaklanıyor? Yani bir sürü sebepler var. Kaynaklar var, ilçenin uzak olması var, sesinin duyulmaması var. Siyasi rekabetler var. Siyasi rekabetler nedir mesela? Şöyle bir şey, yani bugün bence bu tür hizmetlerde iktidar partisi olsun, belediyedeki parti olsun, herkesin bu noktada Arapkir'e hizmet konusunda birleşip Kesinlikle. tüm gücü sarf etmesi gerekiyor. Sonuçta yerelde bu. Ha burada bence kim emek veriyorsa halk bunu görüyordur. Mutlaka. Gerçekten Mutlaka. görüyor. Mutlaka. Yani
X parti bunları, Y parti fark etmiyor. Mesele işin yürümesi, bir şeylerin çözülmesi. Zaten abi, bize de yakışan budur işin içerisinde. Ayrıştırıcı değil de bütünleştirici bir hizmet. Kesinlikle. Ya Arap kirlilik zaten böyle bir şey. Yani Arap kirliliği bugünkü siyasi partiye şuna buna bakmaz. Arap kirliliği ne yapıldığına bakar. Geçmişte de hep öyle olmuş zaten. Yani bugün vefat etmiş belediye başkanlarımızın bile isimleri iade edilirken işte Allah razı olsun şunu yaptı bunu yaptı diye hizmetinden bahsediyoruz. Evet. Başkanım bu minvalde ben açıkçası şunu da merak ediyorum. Hani hem Arap kirliliğinde yaşayan hem Arap kirliğinde esnaf olan hem de bir siyasetçi olarak. Arapgir'deki kamusal hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi kurumlara baktığımız zaman Arapkir'de bu konu ciddi bir sorun. Neden? Yani halk bu konuda çok memnun değil. İşine çıkıp kurumlardaki işleyiş çok yavaş. Halk bu konuda, yani bunu olarak söylemiyorum, diğer kurumlardan bahsedebiliriz. Yani işte bu biraz önce bahsettiğim Yok ben de işte iç atarım. belediye olarak sormuyorum sadece. Yani bütün Yani Arapya'daki tüm kamu kurumları kastederek soruyorum. kurumlarda tabii belki bunun hani ne olabilir? Malatya'da son zamanlarda işte son dönemdeki Evet. depremin getirdiği bazı şoklar var, sıkıntılar var. Yani işte binalardan tutun personelin yer değiştirmesi, personelin çalışmaması, ama bu sorun daha önce de vardı. Yani bu sorunu sadece buna mal etmemek lazım. Tamam mı? Yani bu konuda böyle sorunlar oldu. Bunlar ister istemez hizmeti etkiledi, ama Arapki'de bununla alakalı kurumlar tamamen şu anda halkın hiç memnun olmadığı durumda. Hangisini elinize alırsanız alın. Hiçbir işi üretilmiyor. Proje üretilmiyor. Sorunlar çözülmüyor. Çok vasat bir durumda. Ya bir Bürokrasi hantal mı istiyor Arapkir'de? tabii ki bu belki ses duyulmuyor, ama bu sesler bize geliyor. Biz hem esnaf olmamız Tabii. hem siyasetli olmamız gerekirse, insanlar geliyor, gidiyor, sorunları bize ifade ediyorlar. Birçok alanda, birçok kurumda sorunlar var. Yani hak ettiği yerde değil. Daha hizmet alınabilir, halka daha hizmet verilebilir, halkın önü açılabilir. Ben burada hepsini kastediyorum. Yani bugün işte tarımdan tutun diğer kurumlara kadar. Her konuda sorun var. Maalesef şöyle bir durum da var. Yani bu sorunu bir sorun haline getirmek gerekiyor. Yani bunu Arap'ın herkesin yapması gerekiyor. Ancak bu şekilde çözüm üretebiliriz. Evet. Yani sorunu kapatarak biz çözüm üretemeyiz. Üretemeyiz. Hayır. Yani maalesef üretemiyoruz da. Siz Arapkir'e sık sık geliyorsunuz, ama sonuç itibariyle Arapkir'e senede bir iki kere geldiğinizi düşündüğümüz zaman yani bunu biz genelde dışarıdan gelenlere de soruyoruz. Diyoruz ki ne gördünüz, ne değişiklik gördünüz, neyden memnunsunuz? Bunları soruyoruz. Çünkü Söylemiş. dışarıdan her zaman biz sürekli bu içeride yaşıyoruz. Belki ister istemez ikili diyaloglar giriyor vesaire şeyler giriyor, ama dışarıdan birine sorduğunuz zaman zaten bu cevapları verecektir. Ya evet ben mesela gençlerden şey çok duyuyorum. İşte Arapire geliyoruz ama vakit getirecek bir yer yok. Evet. Yani Arapire genç gelmezse ihtiyarlar ne kadar daha gelebilir ki? Ki ihtiyarların bile doğru düz vakit getirebilecekleri bir sosyal tesistir, aktiviteler olduğunu sanmıyorum. Az sosyal tesis konusunda tamam sıkıntılar var, ama iyi kötü yine bir ilerlemeler var, ama bugün konu sorun daha büyük bir sorun. Ya işte buyurun bakalım. Bak, konu Depremden sorun. sonra daha da önem kazandı konu sorun. İlçenin fısıldaktı çünkü. Tabii ki mesela biz 2 sene önce şu sorunu, 2 sene önce şunu aramızda konuşabiliyorduk. Bir öğretmen açığı vardı diyorduk. O zamanlar 49 öğretmen açığı vardı. 49 öğretmen. Şunu dedik yani. Tamam, biz bu sorunu çözelim diyelim. 49 öğretmen geldi, nerede kalacak? Doğru. 49 ev demek mi? Doğru Biz söylüyorsunuz. 2 yıl önce biz bunu kendi aramızda konuşuyorduk. Şu an geldiğimiz nokta depremden kaynaklı göçler oluştu. İnsanlar iyi kötü kendi evine geldi, dışarıda kalan oldu, zorunlu gelenler oldu. Bizim en büyük problemimizden bir tanesi konu sorunu. Şu anda tamam TOKİ bir hamle yaptı. Burada da teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese de çok teşekkür Tabii. ediyoruz. Tabii, kesinlikle. Allah razı olsun. Evet, zaten bu anlayışta biriyiz. Biz kendimiz de yani parti olarak da bu anlayıştayız. Kim ne hizmet ediyorsa destekliyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü burada amaç hizmet.
Senin hizmetin benim hizmetim. Burada TOKİ bir el attı. Ondan sonra bugün belediyenin yani öncülüğüyle Ahbap Derneği yaklaşık burada bir 56 daire yapıyor ihtiyaç sahiplerine. Şey mi? Prefabrik konut mu yoksa betonarme bina mı? Prefabrik diyemeyiz ama çelik konstrüksiyon bir bina. Güzel de bir bina. Çok iyi. Sahiplerine böyle çok güzel şekilde yapılan yaklaşık 56 tane daire var. Çok güzel. Başkanım onu biraz anlatır mısınız? Nerede yapılıyor? Kimler faydalanacak? Şimdi tabii bu kimler faydalanacağı şu anda tam net değil. Yani bunu galiba AFAD'a devredilecek bu konu. Bu AFAD bildiğim kadarıyla belirleyecek. Binberisinde yapılıyor. Binberisinde burada işte belediyenin kendilerine yer vermesi ve kendilerini davet etmesi davet etmesiyle beraber burada tabii Arapkir deprem döneminde yani 7'den 70'e ciddi bir rol oynadı. Evet. Gerçekten yardımlardan kucak açmadan her konuda Arapkir burada hakkını vermek lazım. Çok Arapkir'e yakışır bir rol oynadı. Bu söylerken de Evet. gururlanıyorum aynı zamanda. Kesinlikle. O süreçte yemekten tutun birçok konuda hem yerel yönetim olsun, halk olsun, her açıdan herkes, kaymakamlık olsun, herkes inanılmaz bir efor sağladı. Burada bir lojistik destek sağladılar Malatya merkeze, buradaki oradakileri buraya getirip de misafir etmeye konusunda. Hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim. O süreçte beni birçok kişi aradı. Benim bağ evim boş. Bağ evime misafir alabilirim. Böyle bir misafirperverlik, bu kadar bir kucaklaşma oldu. Ondan dolayı bunu söylerken de gururlanıyorum aynı zamanda. O süreçte Ahbap Derneği Malatya'da ağır hasar gören iller arasında Arapkir Evet. Belediyesi devreye giriyor, yer tahsis ediyor ve yaklaşık 56 tane daire yapıyorlar. Her blokta 4 daire olmak suretiyle. Şu anda %80'i bitmiş durumda. Önümüzdeki dönemlerde işte altyapılar başlayacak. Herhalde muhtemelen bahara teslim ederler. Bu ciddi bir nefes alacaktır. Çünkü şu da var, Arapkir'de çok kötü şartlarda, eski evlerde kötü şartlarda kalan insanlar da var. Evet, maalesef öyle bir sıkıntımız var. Var. Açıkçası biz de lades olduk. Yani konut hususunda hiç hazırlıklı değildik Arapkir olarak. Ben şeyi biliyorum. Yani eski yatılı bölge ilkokulunda neredeyse koridorlarda metrekare metrekare bölüşüp insanlar işte enkazdan veya evlerinden kurtarabildikleri eşyalarını getirip oraya emaneten bıraktıklarını duydum. Evet. Ama Arapkir olarak dediğiniz çok doğru. Hani bunu kesinlikle bir Arapkir olarak övünmek, gururlanmak için söylemiyoruz ama biz Arapkirler olarak depremde üzerimize düşeni yaptık. Bu yönden de bütün Arapkilerin vicdanı rahat olduğunu da biliyorum. Gerçekten Arapkir zeminden mütevellit depremden çok az etkilendi belki ama depremden çok etkilenen insanlara da Arapkirli evini de açtı, bağrını da açtı, kucağını da açtı. O yönden de yani gerçekten bir Arapkirli olarak gurur duyuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Amin. Başkanım şöyle, sizce Arapkir'e yapılabilecek projeler nelerdir? Yani siz aday değilsiniz anladığım kadarıyla ama aday olsaydınız veya adaylardan beklediğiniz projeler, fikirler nelerdir? Şimdi proje tabii çok öncelikle yani çarşının bir gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İyi dükkanların yapılması gerekiyor. Ticaretin biraz daha geliştirilmesi açısından. Bunlar önemli. Buraya biraz önem vermek gerekiyor. Konut problemi yine dediğim gibi ciddi bir problem. Siz konut yani insanların oturacağı yerleri bir kere yaşam alanları oluşturmamız gerekiyor. Bugün memurlar için de aynı zamanda dediğiniz gibi gençlerde sosyal hani gideceğimiz yer yok gibi durumlar hani bahsettiniz. Bununla Evet. alakalı da yani şu an yatırımlar var ama bence daha bu yatırımlar daha da bir iyi hale getirmiş. İşin ehline verilmesi gerekiyor. Bu noktada var. Bir de şöyle bir durum var. Aslında ben daha çok tarımla ilgilendiğim için Arapkir'in ekonomisi daha çok tarım hayvancılıkla dönüyor. Evet. Burada turizm son zamanlar ön plana çıkıyor ama turizm yatırımları var. Üstüne de koyuyor. Yavaş yavaş koyuyor. Devam ediyor ama tabii ki turizm önemli. Turizm gerçekten önemli ama şu anda yani ana kalemlerimiz tarım ve hayvancılık. Geçim kaynağı
İnanır mısın? Kesinlikle. Yani Kesinlikle. karşıdaki esnafın da geçim kaynağı bugün tarım hayvancılık üzerine geçiyor. Bir de İstanbul'dan gelen ya da gurbetten gelen işte emekli dediğimiz işte yine Arap kili seven, Arap kili bırakmak istemeyen hemşerilerimiz var. Şimdi birinci durum ben şunu diyorum. Biraz daha tarımı, bağcılığı ve bu konudaki yani faaliyetleri desteklemek gerekiyor. Bunlar için kaynak var aslında. Projeler var. Evet. Gerçekten yani burada Avrupa Birliği'nin projeleri var, memler. Sadece burada kurumların bir araya gelip bunu Arap kili halkına sunması gerekiyor. Ve bunu eğitim edilmesi gerekiyor. Ya inanın inanılmaz bir ekonomi gelişir. Başkanım, hani siz işin ehli olduğunuz için, yani size aslında akıl almak için soruyorum. Mesela hani ben işte tarihçiyim, benim eğitimim de bu alanda. Evet. İşte Arap tarihine baktığımız zaman bir ipek böcekçiliği dönemi var. Evet. Geçmişte bu yapılmış, bunun akabinde o zaman el dokuması varmış. Sonradan sanayi hamlesiyle biraz işte darbe vurmuş falan. Ama bugün günümüzde hani Arap Giri neredeyse doğal bitki örtüsü, dut ağacı. Hani taşı yarın ortasına dikin, dut tutuyor. Evet. Sizce Arap Giri'de ipek böcekçiliği, hani tarihteki kadar belki çok yaygın olmayabilir ama ipek üretimi, ipek böcekçiliği bir sektör olarak canlandırılabilir mi? Yani canlandırılabilir tabii de şu anda yani elimizde daha iyi sektörler olduğu için ona biraz Evet. yatırım yapmak gerekiyor. Uzun vadede ve sürdürülebilir bir yatırım yapmak gerekiyor. Yani bugün A şahsı geldi tamam yapalım dedi. Sonra B şahsı ya bu olmaz kapatalım dedi. Olmuyor. Zaten Türkiye'de en büyük sorunlardan bir tanesi bu istikrarsızlık. Bir şey bilip Evet. başlarken arkasını getiremememiz. Bu sorunları mesela. Bunlar Arap Kili de aynı sorunlar. Arap Kili'de en büyük problem mesela sürdürülebilir bir faaliyetimiz yok bizim. Yani başlayıp da halen devam eden bir üzüm var tarımda. Evet. Arap Kili içerisinde sanayi açısından da öyle bir sektör yok zaten. Yani Yazık yani, bu kötü bir durum. bunlar yani bunları bir görmek gerekiyor. Bunları gördükten sonra tekrardan nasıl bir sistemle yola çıkıyor ona dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Arap Kili'de şöyle bir sorun var. Bence Arap Kili'de insanlar tekrardan bağcılığa dönüş var. Bağcılıkla alakalı bir aşı yani bir aşı merkezi kurulabilir. Bu çok maliyetli bir şey değil. İnsanlar Amerikan anaçlarını veya belli anaçları elde edebilmek için Urfa'dan vesaire gibi yerlerden temin etmeye çalışıyor. Temin ederken de hangi anacın geldiğini bile bilmiyor. Bunlar mesela ilçe kesinlikle çünkü bir karmaşıklık oluyor. Yani bugün adam getiriyor bağ kurumuş bu anaç bu değil vesaire bir sürü sorunlar var. Biz sahada olduğumuz için bunu görüyoruz. Bugün bir aşı merkezi kurulabilir. Anaçlar elde edilip ben buradaki halka istediği anacı, istediği işte üzümü verip dikim yapılabilir. Çok rahat dikerler ve insanlar daha da diker. İkinci bir konu şu, alttan başlamak gerekirse. Bugün bağcılığın ben şunu demeye çalışıyorum. Bu sözün başında dediğim gibi bağcılık bir kültür. Bağcılık öyle ben tamam bıraktım bağcılık yapıyorum da olmuyor. Bağcılık geleneklerden gelen bir kültür. Yani bunu burada belki 300-500 yılımız var bu. Genetiğimizde var bu. Arap Kili için konuşuyor. Bunu kaybetmemek gerekiyor. Onun için de tel olsun, demir olsun bu konuda desteklemek gerekiyor. Kaymakamlık destekler, Avrupa Birliği projesi yapılır, belediye destekler, büyükşehir destekler. Yeter ki siz projeyi sunun. Ortaya Evet. inanın üretimler daha fazla, fazlalaşır. Üretim fazlalaşır. Artık şöyle bir durum da var. Hayvancılık mesela. Hayvancılık konusunda bir hayvan hastanemiz yok. Bu Bir hayvan. çok büyük bir eksik aslında. Evet. Yani bu kurumlardaki en büyük sorunlardan bir tanesi de bu. Bugün ilçe tarımında veteriner var, her şey var. Adamlar eğitimini almış, okulunu okumuş. Ama yani bugün ilçe tarım, bugün bir Arap Kili devlet hastanesi statüsü olması gerekiyor. Bugün biz hastayı gönderdiğimiz zaman, gerçi yani hastanenin durumu nasıl bilmiyorum ama yani direkt Malatya'ya sevk etmemesi lazım. Öyle diyeyim size. Sadık Bey ama bugün bizim ilçe tarımda bir hayvan hastanesinin olması gerekiyor. Veterinerini yapması gerekiyor. Ameliyatını da yapması gerekiyor. Teşhisinde konulması gerekiyor. Ve bizim inanın şöyle bir belki Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi budur. Bizim Arap Köyü'de küçük baş ve büyük baş hayvan adetine baktığı zaman inanılmaz bir kuzu
zayiatımız var, inanılmaz bir buzağı zayiatımız var. Ekonomik değere döktüğünüz zaman çok ciddi bir ekonomik değer gidiyor. Yazık. Çok ciddi bir Günah olsun. rakamlara döktüğünüz zaman korkunç rakamlar çıkacaktır. Bugün zaten Türkiye'de bunları engellediğiniz zaman Türkiye'de et ithalatı bitiyor. Oo, o kadar diyorsun. Kesinlikle bu kadar. Ve bu yapılabilir. Bu çok zor bir şey değil aslında. Bir hayvan hani Arapkir'e yapılan yatırım başkanım sadece Arapkir etkilemiyor ki. Ağından, Keban'dan, Kemaliye'den, Divriği'den her tarafı etkiliyor. bakın ben size basit bir şey söyleyeyim. Yani bizim birçok hayırseverimiz var. Yani bir hayırsever bugün her sene bir hayırsever geliyor, bir şey yapmak istiyorum diyor. O konuda çok şanslıyız. Ve buyurun gelin bir hayvan hastanesini yaptınız dediğiniz zaman, ismini koyduğunuz zaman inanın Evet. yapmış kadar da daha fazla hayra Kesinlikle. yani Kesinlikle. işte bir gün bir hayvan doğumunu yapamıyor, sezaryen yapamıyor, hayvan ölmek üzere, ameliyat gerekiyor. Birçok alanda bir hastane gerekiyor, hayvan hastanesi. Biz bölge olarak da hayvancılıkta da Malatya'da iyi bir noktadayız. Küçük başta, büyük başta. Bugün bunu kurduğunuz zaman inanın çok iyi yetişmiş personel de gelir buraya. Gelir tabii İyi bir... başka niye gelmesin yani. O beraberinde muhtemelen bir kesimhane, bir soğuk hava deposu, et deposu tarzı beraberinde başka yatırımları getirecektir illaki. Efendim, siz bunu denediğiniz zaman bugün işte kesimhane dediğiniz gibi işte et neden bugün bizim mezbahanemiz var? Bir soğuk hava depomuz zaman neden biz Trabzon gidiyor Elazığ'dan et alıyor? Neden Trabzon Elazığ'dan alan Trabzon niye bizden almasın? Karadeniz gibi alır. Kesinlikle. Yolumuz daha önce biz zaten bu ticareti yapmışız Karadeniz'de. Daha öncesinde yapmışız bunu. Neden yapmayalım? Neden insanlar daha çok üretim yapmasın? Ben bir şey daha söyleyeyim. Bunu tetiklediğimiz zaman niye bir organize hayvan sanayisi kurmuyoruz? Zor bir şey değil ki. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Yani herkes ayrı bir yerde, herkes ayrı bir mahallede bir mücadele veriyor. O orada bir mücadele veriyor. Bir ahır yapayım diyor. Komşusu bırakmıyor, koku geliyor, isteyen oluyor, istemeyen oluyor. Neden bir tane bir organize hayvan sanayimiz olmasın? Ahırı belli olsun, kesimhanesi, mezbahanesi içerisinde olsun. Hatta hayvan hastanesi içinde olsun. Evet. Kesinlikle. Arapkir üretimi yeter mi? Bence yeter. Ve inanılmaz da bir talep olur. İşte Doğru gençlerimize söylüyorsun. belki bir fabrika getirip buraya kurup da fabrika rantable olmayabilir ama bu şekilde bir fabrika kurmuş oluyorsunuz. Aynen öyle. Yani bunu değerlendirmesi gereken bir şey. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Ve Başkanım Türkiye'de çok teşekkür ediyoruz. Instagram'daki canlı yayınların bir süresi evet. var. Ve biz maalesef o sürenin sonuna doğru geliyoruz. Yani ben artık yani kapanış cümlelerini sizden istirham edebilirsem çok memnun olurum. Kaç dakikamız kaldı Sadık Bey? 3 dakikadan daha kısa bir süre. Evet. Dediğim gibi çok hızlı geçti. Birçok konu var. İnanın birçok konu var. İnşallah daha ileride tekrardan bir program yaparsak da projelerimizi anlatırız. Çünkü bizim projelerimiz direkt halka dokunan projeler. Yani direkt konunun içindeki olan. Evet. Bugün bakın Arapkir dediğiniz gibi her evin altında bir iki üç inek var, beş inek var. 2-3 ineği yapan bir organize sanayide 10 tane de yapar. Sistemi Kesinlikle kur. doğru söylüyorsunuz başkanım. Yani Arapkir'de eğer kur. bu videoların devamı gelmeli, bu tarım olayını biz sizinle tekrar konuşmalıyız. Hem de gerçekten Arapça doğu bilgi birikimi var. Kesinlikle var. Bu bağcılıkta da aynı şekilde var. Bunları daha da çoğaltabiliriz. Ben buradan özellikle tekrardan size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. En azından böyle bir haber kanalı kurdunuz. Böyle bir ulaşım gün olmaz yarın Arapkir ile alakalı kimse merak eden herkes buna bakacaktır. Bunlarla bilgilenecektir ve bu konu belki de bir ufuku açılacaktır. Önümüzdeki seçimlerde de Arapkir'e hayırlı olmasın diliyorum. Dediğim gibi beklentimiz daha çok altı dolu projelerin olması. Bizim de artık bırakıp iş yapmamız gerekiyor. Arapkir'e hizmet etmemiz gerekiyor. Her şeyin hayırlısı olsun diyorum Arapkir Amin. için. Çok teşekkür ederiz başkanım. Ağzınıza sağlık. Biz Ben bunu teşekkür saymıyoruz. Yine bekliyoruz. Kesinlikle bence de birçok konu var. Dediğim gibi bizim birçok daha projemiz var. İnşallah bir dahakinde bunları daha iyi ifade edebiliriz, Çok teşekkür açıklayabiliriz. ederim başkanım. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.